Bugün Cumhuriyet tarihimizin en önemli 3 odak noktası, Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarını çocuklarımla gezmeye, ulusça yaşadığımız sevincini onlarla paylaşmaya karar verdi. Bakanlar Kurulu Toplantı Odası ya da o günlerdeki ismiyle Riyaset Divanı. Yüce Atamızın meclisteki çalışma odası. Kurtuluş Savaşımız sırasında kullanılan bir telefon santralı, Atay'a ait eşyalar, değerler, belgelerle dolu 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası bugün bir müze olarak kullanılıyor. Burası 2. Meclis binası çocuklar. 1924 ve 1961 yılları arasında milletvekillerimiz burada çalışmışlar. Mimarı daha sonraları tek soyadını alan Vedat Bey. Ve zaten bakınca Cumhuriyet dönemi Türk mimarisinin ilk örneklerinden biri olduğu hemen göze çarpıyor. Bütün oymalar elle yapılmış. Kalem işi diyorlar bu çalışmaya. Kürsünün tam karşısında muhteşem bir balkon var. Ayrıca kürsünün yanlarında da dinlemeli hocaları. Bakıyoruz, hemen kürsünün sol tarafında Cumhurbaşkanlığı lojası bulunuyor. İkinci meclis binasının tanık olduğu en önemli olay, kuşkusuz tüm Atatürk inkılaplarının bu salonda gerçekleştirilmiş olması. Medeni kanun, harf inkılabı, kıyafet inkılabı ve diğerleri hep bu salonda gerçekleştirilmiş. Ayrıca ulu önderimiz Atatürk'ün 36 saat süreli okuduğu ünlü nutku işte bu kürsüde söylenmiş. Bu kürsüye yaklaşmak, ona dokunabilmek öylesine heyecan verici ki çocuklar, anlatamam. Birden daldım. 30,
35 sene öncesine gittim. O zamanlar öğrenciyim sizler gibi. Bu mecliste faaliyette. Bazen gazetelerde okuyoruz. Dün akşam yine mecliste sıra kapakları vuruldu diye. Merak ederdim. Meclisin sıra kapakları bizim okul sıra kapaklarına benziyor mu? Ve nasıl vuruluyor diye. Yani şöyle. Benziyormuş. Bu sıralardan mecliste 232 tane var. Varın gürültüyü siz hesap edin. Bir milletin canlandığı bu yerleri bugün çocuklarıma gezdirirken öylesine heyecanlanıyorum ki sanki o günleri yaşıyor gibiyim. Ve işte 3. meclis binası çocuklar. 1961'den beri son 27 yıldır milletvekillerimiz burada çalışıp ülkemizle ilgili tüm kararları bu salonda alıyorlar. Burası 1. ve 2. meclis binaları değil, dünyadaki birçok parlamento binasıyla kıyaslanmayacak kadar görkemli ve son derece güzel büyük bir yapı. Bu binanın planlarını ulu önderimiz Atatürk 1938'de onaylamış. Ama biliyorsunuz ne yazık binanın gerçekleştiğini görememiş. Bugün başımız dik, onurlu yaşıyorsak, bunu ulu atamızın önderliğinde nice şehitlerin hayatları pahasına yarattıkları cumhuriyetimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Ve atanın huzurunda derin bir sessizliğe gömülüyoruz.